Selamun aleyküm değerli takipçilerim. Hepicunuz kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz canlar. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizler iyiyiz. Allah'a şükürler olsun. Ben ne yaptım canlar? Burada biliyorsunuz pazılarımı aldıydım bahçeden bir önceki videomda. Onlardan şöyle kavurmak için soğanlı sarımsaklı kavuruyorum ya. Bir videomda geçen kavurmuştum. Haşladım bir tencere. Şöyle saplarını da beyazlarını çoğunu şöyle beyaz yerlerini yani kalın yerlerini gene bir kat daha açacağım kavurmak için. Şöyle de canlar yapraklarından biraz saplarından şöyle tuzla ezdim. Yıkadım güzel bunu tabii ki haşlamadım. Ondan sonra canlarım şu şekilde hamurumu yoğurdum. Bunu da göstereyim size. Şöyle hamurumu da yoğurdum 1 kilo. Ne yapacağız sizler? Bakalım bir tepsi diye karar ettim ama bazen fazla çıkar. Fazlalı börek yapacağız canlar. El açması fazlalı börek. Şöyle soğanımı hemen gene. Ben burada çok iş ettim ama tabi çekmedim. Bundan sonrasını çekeyim dedim. Çünkü video o zaman çok uzun sürecek. Bismillahirrahmanirrahim. Seçtim, doğradım, yıkadım, hazırladım. Ondan sonra videomu dedim açayım. Şu anda sabah saat 13:30 geçiyor canım. Şöyle bir de soğanları alayım, bir de bir ezeyim onu farkındaysanız. Yeter herhalde. Sonra canlar abla hep az az kalanları dedim önce bir kullanayım ziyan olmasınlar. Abla aycık sizlerin yoksa koymayın kaşar peyniri bu. Kullanayım bunu buna istedim. Bunu aycık da efendim peynirli yapacağım efeye. Onu koyarım şöyle. Sabahtan beri erkenden canlar kendim yapmıştım bunu. Burada süt aldıydım köyde. Çökeli. Bunu da katacağım. Biraz da normal beyaz peynir koyacağım canlar. Şöyle yalımlar ezeceğim onun içine. Bunu kenara koyayım çünkü birazcık da peynirle yapacağım biliyorsunuz Efe yemeği. Sıvı yağ dökeceğim ona. Tuzunu zaten attıydım dedim size az önce. Tuzunu taze ezerken atarım. Şöyle şimdi bunu güzelce bunları birbirine canlar yedireceğim. Bugün de bu işlerim vardı. Az önce mutfağı görseydiniz şaşırırdınız valla. Şöyle
Sanki bomba attı da buraya. Gene öyle de biraz topladım. Bakayım tuzuna. Tamam. Tabi pazımızı sıktım canlar. Yandım. Darlattı beni bu sıcakla mübarekler. Şimdi sizi nereye koyayım da beni görün. Böyle böyle koyayım. Sizi daha böyle koyayım mı? Acaba olacak mı? Dur. Kafanız döndü de. Ha. Ha ha öyle durun ha. Beğenileri unutmayın canlar. Elim kolum hep şey. Hamur. Pazı bilmem ne. Bismillahirrahmanirrahim diyoruz. Hamurumda sorarsanız canlarım tuz, su, un, birazcık sıvı yağ o kadar. Başka bir şey yok. Ben bu hamuru yoğuruyorum canlar, 2 saat oldu. Küçük çubuk hamura yetmeyin, ufak kalır. Büyüğünü alırım, mutfağa sığmay. Görüyorsunuz hamurumuzun güzelliğini. Şimdi böyle iç harcımızdan canına bunu koyacak. Hep yaptığımız gibi aynı şeyi ıspanakla da yapabilirsiniz. Aynı işlemi. Dediğim gibi hamurumuz mayasız. Şöyle.
Bol bol. Fazla kalın olmasın diye burayı çıkarıyorum. Tabii ki onu atmayacağım, ziyan etmeyeceğim. Onu başka bir yere daha kullanacağım. Valla poğaça yaptığım yağlı kağıdı gene kullanıyorum. Sakın ona kirli demeyin. Başka kağıdım yok canlar. İki tepsi olur bence gene. Gene çok yaptım. Arkamda da tencerede paze bir şey. Yandım. Şöyle kenar uçlarını böyle içe doğru kırarım, içindekiler dökülmesin diye. Öyle. Canlarım, yorumlarınız için çok çok teşekkür ederim size. Erdoğan. Erdoğan. Ben abimler onun gibi tepsi yedizemiyorum. O güzel olur oyunlar onu. Çat sabunlar ben tepsiyi senin gibi dizemiyorum. Tamam, 3-4 dakikaya geliyorum. Ama şu Efe yazana tatlı dilden yaz bana bak, normal bir şey yazma. Yok, normal dilden yazıyorum. Benim kullanmasın onları. Normal dilden yazıyorum, kusura bakma dedi. Geldiğimde anlatırım. Bakın canlarım.
Bu kenarları çıkardığımdan da bir tane daha oluyor, kalın olmasın diye. Burada da 2-3 tane daha top olur. Bunu da peynirli yapacağım aynı şekilde ama peynirli. Bugün Erdoğan'ın diş terimini var teyzelerim. Erdoğan da şimdi birazdan işe gideceğim. Buna da yetiştirmeye çalışıyorum. İkiyi çeyrek geçe onun diş terimini var. Gelirler, alır okunları okuldan yerler. Doğru çarşıya. Buradan kediye keke geçerim belki. Birazcık izin alışverişi yapmam lazım. Daha bir iğne almadım canlarım. Bugün de hava gene güneş. Tarla şimdi yendi gitti. Orayı da gidip ıslatacağım. Gene bir şeyler var oralarda. Alacağım. Canlarım videolarımı sardırıp izlediğiniz için kimi takipçilerim yani dediğimi duymayı demek ki orayı atlayıdır. Eğer atlamadan izlerseniz reklamlarımla beraber bana kârı var canlarım. Size de kârı var. Çünkü ne anlattığımı o zaman anlamıyorsunuz. Yarım yarım izliyorsunuz videoları çünkü. Biz bahçeni kime bırakacağım? Bu kadar emek çektim işte. Yazık günah değil mi? Canlarım benim çocuklarla izine gideceğim. Allah nasip ederse. Erdoğan benden işten o izin alamadığı için. Erdoğan benden neredeyse 2,5 hafta sonra gelecek bizim yanımıza. O burada. Ondan sonra da zaten ondan da kaldık mı? 2 hafta mı? 15 gün mü? Bilmiyorum. Gerçi ne kadar kalacağız ondan bile. O zamana kadar da Allah kerim. Allah'ın dediği olur. İnşallah bir yağmur düşer yeri. Aldığımız yeter bizi. Allah'ım olmayana da versin. Ne yapalım? Kalanlarını yeruk geldik mi? Önemli olan yemek değil. Bunları görmek. Ben de bunu fazlasıyla bu sene bu kadar sıcak olmasına rağmen bu iş herkesin harcı değildi canlar. Düşünün 3 aydır yağmur yüzü görmedi tarlalar ve bahçemde her şeyim az çok var. Rabbime çok şükürler olsun. Daha ne olacak yeter de. Yetmez mi canlar yeter. Şöyle. Hem o kaşardan efeme. Ha burada ayırırım ya teyzeler. Hem de bu beyaz peynirde. Bu ıspanak taze yemiyor Efe. Biliyorsunuz diyorum size hep. Bir kenarcını da böyle peynirli yapayım bunu. Ne yapayım? Hasta olmasın ne yasınlı da. Biz analar her şeye katlanıyoruz. Yapacak bir şey yok. Rabbim kimsenin evlatının burnunu kanatmasın. Allah'ım diyorum ya hep dua ediyorum. Sadece vallahi billahi kendimekilere değil. Size de önce size de bana da. Yanılanan değil ki uşağım önce
Başkalarına dua edeceğim, sonra sana edeceksin ki Allah'ım onu kabul etsin diye. Herkesin yine eteyim, sizler de bana etiyorsunuz. Biliyorum. Nerede olursan ol, bu vaziyi yaşayarak. Anladınız mı canlar? Onun için yapacak bir şey yok. Sağlık olsun da ne olursa olsun. Şöyle. Halbuki ne kadar şeyde organik hepsi bahçeden oğlum ya da yemeyiz. Evde seçen oldu mu canlar çok zor. Babası da aynı. Çocuğu da aynı. Zeynep pek seçmiyor. Yemediğini yemez zaten. Ama eğer acı olduysa Zeynep hasta değilse ha, bir tabak yiyeceği öyle yer yarımın yarısını ama yer. Birkaç çeşit seçer ama evde ona aynı şey. Ben açtım var ya açlıktan kırılıyorum. Resmen gözlerim karardı yani o derece diyeyim. Seçme. Hadi bakalım ben devam edeyim canlar. Evet canlarım ben tepsimi böyle hazırladım. Üzerine sıvı yağ, yoğurt, yumurta karıştırdım. Birazcık da tuz attım, sürdüm. Şimdi ben bunu fırına süreceğim. 180 derece. Önceden ısıttığım fırına yollayayım. Ondan sonra da piştiğimi sizden beraber gene paylaşırım inşallah. Kalan hamurumla da ben şimdi bir şeyler yapacağım. Onu da sizden beraber paylaşırım bir başka videomda. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Desteklerinizi benden kesmeyin canlar. Hoşça kalın. Evet canlarım böreğim pişti şöyle. Anca çıkardım daha çok sıcak. Görüyorsunuz. Mis gibi oldu değil mi? Altına vallahi ben de bakmadım. Ama pişti. Oh, bize afiyet olsun. Sizler yaparsanız size de afiyet olsun. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.